olarak bulunan hurdacı Kemal Büyükdeniz'in el koyduğu bir arsa yüzünden komşusuyla ihtilafa düştüğü ortaya çıkmıştı. Tartışma konusu arsanın evinin bulunduğu yerin hemen yakınında olduğu öğrenildi. Bu ev Kemal Büyükdeniz'in evi. Burası da sizin kaldığınız burası ev. Burası benim kaldığım. Tamam, burası da sizin arsa. Siz şimdi buranın nesini bölüşeceksiniz? Şurası senin, şurası benim diyeceğiz. Artık böyle mi bölüşeceğiz? Böyle mi bölüşeceğiz? Bilmiyorum yani. Ama böyle dar uzun buradan bölüp de buraya hangi evleri yapacaksınız yani? Şimdi Müge Hanım bak, benim amacım bu toprak dökülü yere bir çadır vurup oturmaktı. Ama bu sefer olmadı. Böyle bir şey bölüşmedik. İşte bölüşemiyorsunuz çünkü burada bölüşebileceğiniz bir şey yok. Burada sizin yapabileceğiniz tamamını birine verirseniz parayı bölüşmek. Bu adam benim haberim olmadan gitmiş İrfan Kasnakçı'ya, benim yeğenim olur. Bu adama demiş, yer veririm demiş. Yani siz cinayetten bir gece evvel burada evin önünde otururken yeğeninizi görüyorsunuz. Sonra cinayetten bir gece evvel geliyor size Kemal, diyor ki gel diyor, biz seninle burayı bölüşelim. Sen de uyanıyorsun, diyorsun ki İrfan oraya gitti, kesin bu burayı buna verecek. Ha. E tamam da İrfan'a nereyi vereceksin sen? Buraya İrfan'a verirsen sana kalacak yere ne girişin var ne çıkışın var. İşte olay. İşte adam da onun sabahına kayboluyor. Kayboluyor. Ortaya atılan iddialardan biri de oğlu Yusuf'un kaçırdığı kızla ilgili olarak öldürülmüş olabilir miydi? Suçu benim üstüme yıkma istiyorlar. Esaslı olarak bu suçu işleyen oğlu. Asla. Bu Nadire ve kocası sabahleyin ezende gittiler. Bayramın tamam, ikinci günü. Dört kişi gittiler. Yalan söylüyorum. Akşam ama saat 9-10 civarlarında geldiler. Sabahleyin ben yine bir baktım evin önünde arabanın içinde bir kadın duruyor. Bunlar kalktılar, dışarıya çıktılar. Kendi kamyonetlerinden bir miktar mazot çektiler. Haydar Büyükdeniz'in arabasına koydular. Haydar Büyükdeniz bunun yeğeni. Kendiler arabaya gittiler. Beş kişi olarak. Bir kişi arabanın içinde vardı önceden. Ben kendi gözlerimle gördüm bunu. Ama dört kişi daha bindiler kendileri. Ondan sonra bir duyuntu oldu. Kız kaçırmışlar. Oraya niye gittiniz? Ha? Haydar'ın hanımının ailesi tamam. Orada su gözünde. Tamam. Oranın yaylasına niye gittiniz? Gezmeye gitti. Kiminle gittiniz? Epesi dedesi varmış, yaşlı bir karı. Kız kendilerine birden gelir mi Hüseyin ağa? Dürüst olalım. Hayır. Dürüst olalım. Biz dürüstüz, rahatız abi. Kimin ne? Ben rahatım. Bizi kaçırmış. Peki kızı istedikleri gibi bir de alıp getirmişler mi? Eve mi getirmişler? Evet, eve getirmişler bunlar. Devrikesi günü gerisini geriye götürdüler. Artı bu halk arasında konuşmalar oluyor, duyulur evet, bir şey. Tamam Hüseyin'e getirdiysem anası babası niye aramamış o zaman bu kızı? Dinle ya kardeşim ya, saniye. Sen niye çalışıyorsun benimle ki ya? Ben çalışmıyorum ama yalan o zaman söylemeye. Dinle ya. Ama çok ayıp bende ya. Ben seni dinleyeceğim. Canım ya. Benim duyar tamam, duymaz. Kızı niye almışlar, niye bırakmışlar? Duyar duymaz duydum kelime, ben ilk duyduğum dayıkana. Morka vardım dayıkana dedi Ufuk kelime. Yusuf bir kız kaçır dedi. Kemal da kabul etmediği için dedi Yusuf vurdu diye duydum ilk ben bu kelimeyi. Evet öyle duyuldu. Ben bunu hiç duydum da kana. Ama ben dedim ki bu Yusuf da vuracak ne cesaret var ne yürek var evet, dedim. Evet öyle dedi. Ben seni tamam, bu kadar o konuyu geçtik. Evet. O konuyu geçiyorum ben. Daha. Tamam da kızı getirdiler ya niye gene götürmüşler? Oğlu beğenmemiş. Söylemez çok ayıp babası istediler. Nasıl nasıl? Yok Allah bismillah. Allah Allah. Haydar bittiniz bağlansın. Bağlansın. Şunu demeye çalışıyor. Yusuf için kız getirdiler ama Kemal onunla ilgilendiği için yakından babasını vurdu. Öyle şimdi duydu. Efendim, öyle dendi. Var. Öyle dendi. Öyle dendi. O yüzden de sen cenazede Yusuf cenazeye katılsın diye jandarma bıraktığında dur. Yusuf ne yaptın babana hayır, diye öyle deme. İşe sarıldın yok, diyorlar. Abi, bir kişi der, iki kişi der, üç kişi der, o toplumdaki tamam, en kişi söylüyor. Tamam, dün bağlandılar, dün söylediler, söylemişsin. Oğlu Yusuf'un da şüpheliler arasında yer aldığı cinayetin ardından eşinin hiç üzüntü belirtisi göstermemesi dikkat çekmişti. Ben sana dedim ki Nadire, ben morgun önde bekliyorum, abim vurulmuş, ölmüş dedim. Ben aradıktan sonra, yarım saat sonra Fatih Mümür'le geldiğindeyken siz normal muhabbet ediyormuşsunuz. Evet konuşuyordum. Şimdi ben ne muhabbet ediyordum bunlarına? Emiş abla dedim, jandarma geldi dedim. Kesinlikle yarım bölüşülmesin arazi dedim. Hala daha yarım bölüşülmesin arazi diyorsunuz. Ocası öldüğü gün telefonu benim hanım buna verdi. Hı? Al dedi, senin Cemil istiyor dedi. Seninle bu konuştuğu ne konuştuğunu bilmiyorum. O arada bu dedi. Böyle yaptı. Hı? Kalktı. Oturdu. Ne ağlama var, ne sızlama evet, var. 15 dakika sonra yengemle amcam geliyor. Sen normal bir muhabbet ediyorsun. Kızım sen neye bahsediyorsun? Kocam ölmüş. Morgun önünde bekliyorlar. Sen niye şey diyorsun? Evet, ondan sonra zaman, ağlayı vermeye başlamışsın. Ha tamam. Sesime ondan sonra bir dakika. Tamam. Bak. Ormanda ölü olarak bulunan hurdacının Anamur'a gitmek için beklediği kahvehaneye aynı saatlerde sorun yaşadığı komşusu Hüseyin Kasnakçı'nın da gelmesi dikkat çekiciydi. Şimdi
biz şunu çok iyi biliyoruz. Rahmetli sabah hastaneye gideceğim diye yola çıkıyor. 11'de minibüs kalkacak Anamur'a doğru. O nedenle de minibüsü beklerken kahveye oturuyor. Tamam. Ve sen de kahveye geliyorsun. Benim kahveye gitme nedenim saat 8-9 aralarında oldu. Bunlardan varıp geldikten sonra eve geldik, kahvaltımızı yaptık. Hı. Ve ondan sonra kahveye gittim. Siz eve gidiyorsunuz, evden çıkmış zaten Kemal Bey. Evet. Yani o sizin anlattığınız orada uymaz. Siz daha sonra eve gidip kahvaltınızı edip gitseniz dahi zaten orada 11 minibüsünü bekliyor. Yani o her halükarda zaten kahvede. Gittiniz ve o gün kahvede oturdunuz mu? Oturdum. Oturdunuz. Kimle oturdunuz? Yanımda kimse yok. Orada kenarda bir tane masa var. Duvarın dip gezinde. Tamam. Artı yanıma bir de adam geldi, oturdu. Çay iç baba dedim adama. Tanımıyorum. Hayır hayır ama tanımaz mı orada herkes bizim birbirine? Bizim orada ufak yer. Yemin ederim tanımıyorum. Şimdi Hüseyin dayı tanımadım. Bir şey söyleyeceğim başka ama. Başka masa boş var mıydı orada? Başka masa... Pek yok. Ya orada bak şimdi orada yanlış konuşuyorum bak. Niye orada diyorsun? Bir tanıma diyorsun. Ben bir tanımasa bilmiyorum. Ya şimdi tanımadığım bir insanın masasına ben varıp da tanımadığım bir insan boş masa var kana tanımadığım bir insanın masasına oturma. Şöyle dışarıda masa duruyor. Geldim hayır, ben öyle de olmaz. Oturdum. Sen sordun mu adama? Nerelisin sen falan? Hayır sormadım. Olmaz öyle. Anamurlu adam ya yalnız böyle şahsen tanırım da isim de bilmiyorum orada... adamı. Tanıyorsun yani. Şahsen tanırım. Tamam işte bulalım onu temize çıkmış olursun. Ben sana yol gösteriyorum. Ne kim bileyim ben ablacığım adamı ya. Şimdi Mugen abla, ben oradan, o istikametten geliyorum. Bak soru şu, şimdi sen kahvede otururken niye bu adamın cinayetin işlendiği yere doğru gittin de sonra geri geldin? Eğer ben sabah evine gidiyorsam bir şey konuşmaya, eşi de evde yok diyorsa ve ben de arabamla devam edip işte bir kafeye gittiğimde orada otururken görüyorsam arabayı, ya ben de şimdi sana uğramıştım. Gel şu bölüşme meselesinde iki konuşalım. Zaten komşum, birer arabaya. Gitti. Evet, evet.